Severek izlediğiniz bir çizgi filmin son bölümünde neler olacağını merak ediyor musunuz? Maalesef her zaman iyilik kazanmıyor. Bu videomuzda daha önce hiç görmediğiniz çizgi film sonlarından bahsedeceğiz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Herkese tekrardan merhabalar. Bu videomuzda en sevdiğiniz çizgi filmlerin hiçbir yerde görmediğiniz final sahnelerinden bahsedeceğiz. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi de yorumlara yazarsanız süper olur. Haydi çok uzatmadan videomuza geçelim. Kral Şakir. Kral Şakir çizgi filmini aranızda bilmeyen yoktur. Şakir'in ailesinin macera ve eğlence dolu anlarını anlatıyor. 5 ve şöyle demiş. Sahi mi? Çok teşekkür ederim. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Peki çizgi filmin son bölümünde ne oluyor? Maalesef dizinin son bölümüne doğru Necati karakterini seslendiren Levent Ünsal geçen yıl hayatını kaybetti. Ne müzik yapayım? Şu balonu ortadan kaldırayım önce mesela. Eyvah bunu... Necati'nin yerine seslendirecek kimse bulunamadığından yeni bölümler de çekilemiyor. Sizi peynir sandım da. Evet, tam ağzıma uygun olmuşsunuz. Bu durumda da maalesef final bölümü de yayınlanamadı. Bir koku geliyor. Burnuma gelen koku. Seni çift görüyorum Remzi. O son çikolata ağır geldi sanırım. Almış Levent Ünsal, ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhaba, ben Levent Ünsal. Ben de Levent Ünsal. Ben de Levent Ünsal. Ben Levent Ünsal. Efendim, çok Levent Ünsal var. Çizgi filmde en sevilen ve eğlenceli bulunan Necati karakterini çok özleyeceğiz. Özellikle de onu seslendirip bizi kahkahalara boyan Levent Ünsal'ı. Nur içinde uyusun. Kayu. Küçüklüğümüzde severek izlediğimiz Kayu, sanılanın aksine lösemili bir çocuk değil. Çizgi filmde izlemiş olduğumuz Kayu, aslında bir ninenin torunlarını anlattığı öyküdür. Hikaye zamanı çocuklar. Şimdi Kayu bugün ne yaptı? Bugünkü hikayenin adı Kayu Kurabiye Yapıyor. Öyküde Kayu 9 aylık bir bebektir. Kayu büyüyünce de yapımcılar ona saç eklemenin tanınmaz hale getireceğini düşünmüşler. Ve bu yüzden kel bırakmışlar. Olay örgüsü bu şekilde ilerliyor. Film boyunca izlediğiniz Kayu'nun hayatı ise bir ninenin sorunlarını anlattığı hikayedir. Yaklaşın çocuklar, hikaye zamanı. Kayu'ya bak, kahvaltı ediyor. Bu normal bir kahvaltı değil. Bu hikaye Kayu'nun sürpriz kahvaltısı. Bu nedenle çizgi filmde sürekli beyaz bir sayfadan izliyoruz. Peki siz bunu daha önce fark etmiş miydiniz? Tom ve Jerry. Tom ve Jerry'nin son bölümünde Tom beyaz bir kediciye aşık olur. Kedi onu para için reddedince Tom yıkılır ve bunalıma girer. Fare Jerry de Tom'un bu durumuna üzülür. Çünkü kendisi de aynı durumdadır. Ve en sonunda da ikisi de hayattan vazgeçip tramvaylarında intihar ederler. Çocuk sağlığını bozma şikayeti nedeniyle bu final bölümü hiçbir çocuk programında yayınlanmamıştır.
oldukça üzücü. Bugs Bunny. Tom ve Jerry'nin son bölümü için iki teori var. Birincisi, şu bildiğimiz domuz avcı sonunda Bugs Bunny'yi öldürüyor. Diğeri ise Bugs Bunny, Daffy Luck'a sinirlenip onu parçalarına ayırıyor. İşte o sahne. I'm hunting rabbits. What's up, Doc? Oh, God! Help! Bu bölüm de yine çocukların sağlığı nedeniyle yayınlanmamıştır. Fakat çok kişi bölümün sahte olduğunu belirtmekte. Siz ne düşünüyorsunuz? Sünger Bob. Bu çizgi filmde okyanusta yaşayan bir süngerin eğlenceli anlarını anlatıyor. Fakat son bölümü o kadar da eğlenceli bitmiyor. Bahsedilene göre yine bir gün Bay Yengeç yemek pişirme ile meşgulken istemeyerek bir yangın çıkartır. Yangın şehrin her tarafına yayılır ve herkes telaşlanır. Yangından çok az kişi kurtulur ve maalesef Sünger Bob ve arkadaşı Patrick ölü bulunur. Ancak bu final bölümü atlanarak çoğu kanalda yeni bölümler yayınlanmaya devam ediyor. Mucize Uğur Böceği. Son zamanlar oldukça popüler olan bu çizgi filmin hayranları giderek artıyor. Ve çok ilgi gördüğünden final sahnesini merakla bekleyen hayran sayısı da oldukça fazla. Peki son bölümde ne oluyor? Mucize Uğur Böceği'nin yeni bölümleri yayınlanmaya devam ediyor. Bu nedenle final sahnesi hala yayınlanmadı. Araştırmama göre Mucize Uğur Böceği'nin final bölümü 2024 yılında 7. sezonla karşımıza çıkacak. Yani daha önümüzde final sahnesi için 3 yıl var. Umarım beklememize değecek bir son hazırlarlar. Çoğu kişi çizgi filmin final sahnesi için iddialı teoriler ve tahminlerde bulunmuş. Bunun en ilgi çeken teorisi ise şu şekilde. Uğur Böceği yine akumalanmış birini kurtardıktan sonra evine döner. Hawk Moth kaybetmekten sıkılır ve bu kez işini kendi halletmek ister. Ve Uğur Böceği'ni takip eder. Uğur Böceği'nin Marinette'in evine gittiğini görünce şok olur ve mucizesini almak için peşinden koşar. Marinette bunu fark eder ve tüm hızla kaçar. Fakat Hawk Moth onu köşeye sıkıştırıp akumalar ve mucizesini ister. Teori bu şekilde gidiyor. Açıkçası ben finalin bu kadar basit bir olay örgüsü içinde olacağını sanmıyorum. Çünkü Marinette bu kadar kolay pes etmez. Her neyse, anlaşılan final sahnesi için 3 yıl daha beklememiz gerekiyor. Umarım son bölümde iyilik kazanır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar, derlediğimiz çizgi film sonları bunlardı. Peki sizin en ilginizi çeken hangisi oldu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu izleyen ve kanalımıza ilk defa giren arkadaşlarımız varsa kanalımıza abone olsalar iyi olur. Çünkü bu sayede bu tür güzel videoları daha sık gelecektir.
Bu arada videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Başka bir videomuza kadar hoşça kalın, bilgili kalın.